Sonra çimenlerin üstünde bisikletle geziyor demesinler. Neyse. Geldik. Dilimsel düşünceden merhaba. Ben Ümit Duran. Bugün Hollanda'dayım. Hollandaca, Hollanda dili, Flemenkçe, Flamanca. Bunlarla ilgili bir karışıklık varmış. Onunla ilgili bir video yapmak için buraya geldik. Bugün Nijmegen şehrine bağlı Wijchen kasabasındayız. Arkamızda da Wijchen Kalesi'ni görüyorsunuz. Hollanda düz bir ülke biliyorsunuz. Yani öyle doğru düzgün dağ tepesi yok. Dağ zaten yok da tepeleri falan var. Kıyı taraflarda yok. Kıyılar zaten dümdüz. Su seviyesinde. Hatta bazı yerler su seviyesinin de altında. Deniz seviyesinin. Zaten Hollanda'nın ismi de oradan geliyor. Hollanda kelimesi değil de İngilizce'de dediğimiz The Netherlands veya kendi dilinde Nederlanden dediğimizde aslında alçak ülke demiş oluyoruz. Nether, Hollanda dilinde alçak demek. İngilizce'de de Nether, N-E-T-H-R, T-H-R diye yazılan kelime alçak demek. Mesela Netherworld, cehennemi ifade ederken işte yeraltı dünyası falan gibi. Veya Revocation'ın bu sene yeni bir albümü çıktı. Orada da Nether Heaven, biraz böyle şey, oksimoron bir ifade gibi ama güzel bir albümdür, dinleyin yani. İsim konusu bir yana, şuradan başlayalım. Hollandaca demedim, Hollanda dili dedim, özellikle kullandım. Neden? Çünkü Hollandaca dediğimiz şey aslında bir lehçe. Hollanda'da konuşulan bir lehçe daha var. O da Flamanca. Bunların ikisinin, bu iki lehçenin oluşturduğu şeye, dile Flemenkçe deniyor. Yani Hollanda'da aslında Flemenkçe konuşuluyor diyebiliriz. Hollanda'da konuşulan tek dil tabii Flemenkçe değil. Başka diller de konuşuluyor. Mesela Friesland diye bir Hollanda'nın en kuzey kısmına Friesland deniyor. Orada Frizce konuşuluyor. Bu Hollandaca'dan çok farklı bir dil mi? Veya pardon, Hollandaca lehçesinden çok farklı bir dil mi? Veya Flemenkçe'den çok farklı bir dil mi? Aslında çok farklı değiller. Zaten İngilizce'de bu Belçika, yani Fransa'nın kuzeyinden Danimarka'ya kadar olan şeye, oradaki, o coğrafyadaki dilsel, lehçesel yapıya dialect continuum diyorlar İngilizce'de. Türkçesine lehçe sürekliliği diye çeviriyorlar. Spektrumun renkleri gibi aslında kesintisiz bir şekilde değişiyor lehçeler. Bu yüzden bu coğrafyadaki diller ve lehçeler hakkında konuşurken ayrım yapmak çok kolay değil. Bu durum sadece bu coğrafyaya has bir şey değil. Farklı coğrafyalarda da dünyanın her yerinde olan bir şey. Mesela Özbekçe, Kırgızca, Türkmence, Kazakça bir sürü dil veya lehçe ismi var. Dil veya lehçe diyorum çünkü bazıları bunları dil olarak kabul ediyor. Mesela Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, bir sürü farklı konuşulan şey var. Konuşulan şey diyorum kaçamak bir kelime olarak. Bunları dil olarak da kabul eden var, lehçe olarak da kabul eden var. Biraz politika işin içine giriyor. Biraz dil bilim bu konu karmaşık bir konu. O yüzden buraya geçiyoruz. Flemenkçe sadece Hollanda'da konuşulmuyor. Belçika'da konuşuluyor biraz dedik. Onun dışında dünyanın birçok yerine yayılmış. Mesela 400-500 sene önce gidip Endonezya'yı istila ettiklerinde orada bir dil varlığı oluşturmuşlar. Ve bugün hala Endonezya'da Flemenkçe konuşan insanlar var. Bu arada Hollanda'da da Endonezya kökenli birçok insan görebilirsiniz. Onun dışında Güney Afrika'nın en ucunda, Cape Town'da Afrikan dili konuşuluyor. Yani Hollandalıların oraya götürdüğü Hollandaca, Flemenkçe biraz işte değişmiş, basitleşmiş, farklı bir dil olmuş. Çok farklı bir dil değil ama. Yani Hollandalılar ve Güney Afrika'da yaşayan insanlar birbirini %85-90 oranında anlayabiliyormuş Wikipedia'ya göre. Onun dışında bayağı gitmiş bu Hollandalılar. Zaten iyi gemi yapmalarıyla meşhurlar. Kolonist bir tarafları var zaten. Portekiz gibi, İspanya gibi. Güney Afrika'nın kuzey sahiline de gitmişler. Surinam'a Hollandaca'yı, Flemenkçe'yi götürmüşler. Ortadaki adalarda da, mesela Sint Maarten Adası'nda, Aruba Adası'nda Hollandaca az da olsa konuşuluyor biraz. Surinam'ın da şöyle bir ilginç özelliği var. Güney Amerika'da bir Latin dili, yani bir Romans dili konuşmayan iki ülkeden biri. Diğeri de İngiliz Guyana'sı, Guyana. Orada İngilizce konuşuluyor. Surinam'da da çoğunlukla Hollanda dili, yani Flemenkçe konuşuluyormuş. Diğerlerinde Güney Amerika'nın tamamında İspanyolca ve Portekizce'nin varyantları konuşuluyor. Dünyanın birçok yerinde Hollandaca var dedik. Flemenkçe var dedik. Yani Flemenkçe, Hollandaca işte neyse. Hollandaca hangi dil grubundan, nereden geliyor, nereye gidiyor falan diye bakacak olduğumuz zaman, bu arada Flemenkçe'ye Hollandaca diyorum bazen.
O ufak bir yanlış ama aklınızda bulunsun. Yani Hollandaca bir lehçe. Flemenkçe demek lazım ama ağzım Hollandacıya alışkın. Neyse. Hollandaca, Flamanca farkı. Onları da zaten soluma değil, pardon, sağıma yazıyorum. Ekranda göreceksiniz. Hollanda dili, yani Flemenkçe, bir Batı Germen dili. Germen dilleri, yani zamanla üçe ayrılmış, üç kola ayrılmış. Kuzey Germen dilleri, bunlar zaten İskandinav dilleri oluyor. Norveççe, İsveççe, Danca. Bunlar Kuzey Germen dilleri. Batı Germen dilleri de İngilizce, Almanca, Frizce, Flemenkçe oluyor. Başka dil varsa yazarım. Bunlar zaten birbirine benziyor. Yani üç kol halinde kolun içindeki diller birbirine benziyor. İngilizce ile Hollandaca da birbirine en çok benzeyen diller. Yani aslında şöyle düşünülebilir. Almanca ile İngilizcenin karışımı Hollandaca gibi düşünülebilir. Yani böyle bir, işte az önce dedim ya, dialect continuum, yani lehçe sürekliliği. Onu dil sürekliliği gibi de düşünebiliriz. Birbirlerinden uzaklaştıkça birbirlerinden farklılaşıyor diller. Hollandalılarla Almanlar biraz anlaşabiliyor. Çünkü dilleri birbirine benziyor demiştik. Zaten bu insanların sınırları birbirine açık. İstedikleri gibi girip geziyorlar, alışveriş ediyorlar. Mesela Almanya ucuz diye Hollandalılar Almanya'ya gidip alışveriş yapıyor, sınıra yakın olanlar falan. İngilizlerle zaten herhalde İngilizce anlaşıyorlardır. Çünkü Hollandalıların hepsi İngilizce konuşuyor neredeyse. Hatta Amsterdam'ın resmi dili İngilizce gibi bir şey yani. Garsonlar veya işte ne bileyim, sağda solda insan gördüğünüz zaman çoğu kişi mesela ilk önce İngilizce bir şey söylüyor. Zaten yabancıdır diye. Turist çok. O yüzden insanların birbiriyle böyle ilk söze başladıkları dil bazı durumlarda, çoğu durumda belki İngilizce oluyor. Bundan 30 sene sonra belki de Hollandaca konuşanların sayısı epey azalacak Amsterdam'da. Hollanda'da 17 milyon kişi yaşıyor. Bu kişilerin de çoğu zaten İngilizce biliyor. %90'ı belki, 95'i İngilizce biliyor. Zaten geri kalan %30 da Türk. O yüzden yani İngilizce bilip de Hollanda'ya geldiğinizde anlaşamamanız çok zor. Yani o yüzden Hollandaca çok diğer ülkelerde öğretilen bir dil değil. Mesela hiçbir üniversitede, Türkiye'de hiçbir üniversitede Hollanda dili ve edebiyatı görmemişsinizdir. Hatta belki Hollanda'da bile yoktur. Ülke ismine değineceğiz diyorduk. Ülke, millet, dil ismi. Şimdi bunlar üç ayrı şeyler. Bunlardan biraz bahsedelim. Birkaç kelime burada karşımıza çıkıyor. Temel olarak Hollanda, Hollandalılar kendi ülkelerine Nederland veya Nederlanden diyorlar. İlki tekil, ikincisi çoğul. Sonuna en geldiği zaman çoğul oluyor. İngilizce'de de bu bazı yerlerde karşımıza çıkıyor. Mesela oxen. Bu Germen dillerinde çoğunda karşımıza çıkan bir şey. Mesela Hollandaca'da book, boeken. Kitap, kitaplar. Nederland'ın deyince Hollandalar mı demiş oluyorlar? Yani Nederlandlar mı demiş oluyorlar? Evet, çünkü çoğul kullanıyorlar. Bu Hollanda 12 bölgenin birleşiminden oluşan bir ülke. Yani millet ismi, dil ismi, ülke ismi, bunların üçü aynı, ayrı şeyler. Hepsi her zaman aynı olacak diye bir şey yok. Mesela İngilizler Hollanda ülkesine, bizim Hollanda dediğimiz ülkeye The Netherlands diyor. Ama onların diline Dutch diyor. Hollanda kelimesi nereden geliyor? Bu da Hollanda kelimesi de Holtland'dan geliyor. Bu da eskiden ağaçlık ülke, ağaçlık diyar anlamına geliyormuş. Woodland gibi bir şey İngilizcesiyle. Bir de Dutch kelimesi var, İngilizlerin kullandığı. Dutch kelimesi nereden geliyor? Bu da Fiudisk kelimesinden geliyor. Bu da yine Germence kökenli bir kelime. Halkın, halksal anlamında bir kelimeymiş, bir sıfatmış. Burada halksal ve avam demek daha iyi aslında. Bu kelimenin kullanımı aslında Latince ile zıtlık oluşturacak şekilde. Çünkü halkın dili ve kilisenin dili başka diller oluyor. Yani Dutch oradan geliyor. İngilizler Hollanda diline veya Hollandalılara Dutch diyor. Bu Dutch kelimesine benzer bir kelimeyi, aynı kelimenin Hollandaca versiyonunda Hollandalılar Almanlar için kullanılıyor. Yani Hollandalılar da Almanlara Duits diyor. Almanlar da kendilerine Deutsch diyor. Yani bu üç kelime de aynı kelime aslında. Yani pardon, Almanlar da İngilizlere Deutsch deseydi böyle üçlü bir tren yapmış olacaklardı. Her biri birbirine bir şey söylemiş olacaktı. Yani üç de aynı kelime. Bu kelimeler buradan geliyor. Netherlands, alçak ülke. Holland. Ne oluyor lan? Bu dilin birkaç gramer özelliğinden bahsedelim. Bir kere İngilizce'deki çoğu özellik gibi, Almanca'daki çoğu özellik gibi,
özellikleri var. Çünkü aynı dil grubundalar falan demiştik. İngilizceye benzer şekilde bu dilde de isim çekimi kaybolmuş. Yani Orta Flemenkçe'de isimler az buçuk çekiliyormuş. Çekiliyorken işte modern döneminde 1940'larda bunlar yazı dilinden iyice kaldırılmış. Çünkü konuşma dilinde zaten öncesinden kalkmış. Yani işte yönelme hali, bulunma hali, ayrılma hali bunlar artık bu haller ayrı ayrı haller değil. Yani halsiz kelimeler, halsiz kalmışlar. Alfabe hakkında da şöyle birkaç bir şey söylenebilir. Hangi alfabeyi kullanıyorlardı? Latin alfabesini kullanıyorlar ta eski dönemden beri. Eski dönem ne zaman? İşte Latinler alfabeyi Avrupa'nın kuzeyine götürdükleri zaman. Ondan önce runik alfabeyi kullanıyor Germen kavimleri. Tabi bu runik alfabe döneminde Hollandaca veya Hollanda milleti, Alman milleti gibi ayrı ayrı milletlerden söz etmek henüz mümkün değil. O yüzden Hollandaca, Almanca gibi farklı dillerden de söz etmek mümkün değil. Bu yüzden Hollandaca eskiden runik alfabeyle yazılıyordu diyemiyoruz. Germen kavimleri Latin alfabesini kullandıktan sonra, kullanmaya başladıktan sonra Hollandaca ortaya çıktığı için Hollandaca aslında hep tek bir alfabeyle yazılan bir dil olmuş. Alfabeye baktığımız zaman da klasik Latin alfabesi, yani klasik derken teknik terim anlamında klasik değil. Yani bildiğimiz Latin alfabesi. Bir iki husus var Türkçe'de alışkın olmadığımız. O da bir çift harf yazımı çok yaygın. İ, J şeklinde. Mesela Nijmegen dedim az önce. Orada işte ilk hecede karşımıza çıkıyor. Ya az önceden beri bu Hollanda hani huzurlu ülkeydi ya. Şey Bağcılar gibi oldu burası. Patlayan patlayana. Mesela bulunduğumuz şehir Nijmegen şehrinde veya şu an bulunduğumuz yerde Wijchen'de o ilk hecelerde dediğim İJ harf çiftini görebiliyoruz. Onun dışında bazı harflerin üstünde O ve U'nun üstünde çift nokta görebiliyoruz. Bu Türkçedeki Ö'yü ve Ü'yü anımsatabilir ama başka harflerde de görüyoruz bunu. Başka ünlülerde mesela E'de, A'da görebiliyoruz. Buna diaeresis deniyor. Veya Hollanda dilinde trema deniyor. Fransızcadan alma bir kelime. Bu şunu gösteriyor. Bazen birden fazla ünlü yan yana geldiğinde onlar mesela tek bir harfmiş gibi okunabiliyor veya farklı bir şekilde okunabiliyor. Mesela Latince'de A, E yan yana geldiği zaman I diye okunabiliyor. Farklı okumanın olmadığını göstermek için iki ünlü yan yana geldiği zaman ikinci ünlünün yani sağdaki ünlünün üstüne iki nokta koyarlar bazen. Buna diaeresis yani ayrım deniyor. Yani ayrı ayrı okunacağını göstermek için veya trema deniyor. O yüzden aslında O'nun, U'nun üstünde diaeresis, trema gördüğümüz zaman bu onların Ö, Ü olduğu anlamına gelmiyor. Sadece atıyorum O'u gördük, O ve Ü'yü gördük. Bu demek oluyor ki O ve U ayrı ayrı bunlar müstakil olarak okunacak sesler. Fransızca'da da var zaten o trema. Mesela Aikido yazarken ilk i'nin üstünde iki nokta vardır. O yüzden Aikido değil Aikido diye okunacağını o gösterir bize. Daha çok şeylerden bahsedilebilirdi belki ama seferiyim şu an. Yani o yüzden çok detaylara giremedim araştırma yaparken. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dilimsel kalın. İyi akşamlar.